Arkadaşlar son bölümde tekrardan beraberiz. Altan Tanrıkulu ve Taner Karabağ'la beraber. Bence keyifli oldu ilk iki bölümde. Güzel bölümler oldu. Şimdi ben bir tweet atmıştım geçen sene Nihat Özdemir gelirken. Şimdi bu Fenerbahçe ile federasyon başkanları döneminde Fenerbahçe'nin hiç şampiyonluğu neredeyse yok. Ama öyle bir algı var ki işte Nihat Özdemir geldi. Fenerbahçe şampiyon yapacaklar. Ama Galatasaray'la Haluk Ulusoy döneminde Galatasaray'ın neredeyse şampiyon olmadığı sezon yok. Ve inanılmaz hakem hataları olmuştu. Galatasaray 19 tane bir sezonda penaltı kullanmıştı Haluk Ulusoy döneminde. Bak şunun için Fenerbahçe'yi çevirin tersine. Neler olurdu? Taner sen de başlayayım. Ya ne diyeceksin? Sürekli bu algılarla yürüyor. Sürekli bunlarla devam ediyor. Ve Galatasaray malı götürüyor sonunda. Algı medyonların elinde çünkü. Algı onların elinde. Yani şöyle söyleyeyim Ahmet, ben kendi izlediğim dönem içerisinde benim gördüğüm Fenerbahçeli federasyon başkanları Şenes Erzik, çok kısa dönem Abdullah Kiyılı, çok kısa dönem Mehmet Ali Aydınlar ve şu ana kadar çok uzun bir dönem olmamakla beraber Nihat Özdemir Federasyonu. Ve bunların tamamında bir tek 95-96 sezonunda Şenes Erzik'le şampiyonluğumuz var. Onun dışında hiçbirinin döneminde şampiyonluğumuz yok. Ve bu arada Şenez Erzik'i de federasyon başkanlığından indiren eski başkanımız Ali Şen'dir. Yani o Evet. koltuktan indiren de Fenerbahçe'nin tepkileri. Yani ne kadar Fenerbahçe'ye yaramışsa demek ki almışız koltuktan indirmişiz adamı. Dolayısıyla böyle baktığın zaman ya bu yani herhalde bir yerde bu istatistik şaşar ya. Yani şimdi Haluk Ulusoy dönemi toplamda galiba 7 sene federasyon başkanlığı yaptı Haluk Ulusoy. 5 tane Galatasaray şampiyonluğu, bir tane Fenerbahçe, bir tane Beşiktaş var diye hatırlıyorum ama yanılıyor olabilirim. Üstünden çok zaman geçti çünkü ama en az 5 Galatasaray şampiyonluğu olduğundan eminim. Aynı şekilde diğer federasyon başkanlarının dönemine bakıyorum. Mesela Yıldırım Demirören zamanı Beşiktaş'ın şampiyonluğu var. Niyeyse yani biraz önce sen diğer bölümde bahsettin ya Fenerbahçe hep objektif olmak zorunda, hep tarafsız olmak zorunda. Bizde böyle bir şey var. Bizim işte çocukluğumuzda hep Oğuz Sarvan'ın Fenerbahçeli olduğu söylenirdi. Fenerbahçe'ye en çok doğrayan hakemlerin o dönem başını çeker Oğuz Sarvan. Bilmem Altan abiye ben sözü bırakayım. O burada konularda istatistik tutmayı da seviyor. Ya belki de son 50 yıldaki bir istatistiği çıkartır ortaya, iyice netleşir tablo. Son 50 yıl değil ama ben de federasyon başkanlarına baktığımda mesela Yıldırım Demirören'den önce ve sonra Hüsnü Güney gelmiş. Beşiktaş'ta birlikte çalıştığı yöneticilerden biri. Ondan sonraki de mevcut başkan Nihat Özdemir gelmiş. Açık söyleyeyim Nihat Bey biraz zorlu ikinci yarı olacak tweetinin altında kaldı. Bazı konularda çok geri adım attı, bazı konularda pasif kaldı. Hakikaten zorlu oldu. Fatih Terim koronayı bildi. Ligin ikinci yarısı tamamen zorlu olmuş durumda. Şunu da söyleyeyim. Federasyon başkanı olarak tanıdığım kişiler arasında Şenez Erzi'yi ayrı bir yere koyuyorum. Dünyadaki etkisini de biliyorum. UEFA başkanlığını çok kısa, çok küçük oy farkıyla kaçırdığını da hatırlıyorum. Eğer Johansson FIFA başkanı olsaydı UEFA başkanı da kendisi olacaktı 1998 yılında. Şenez Erzi'yi dışarı koyduğumda diğerlerinin Fenerbahçe'ye herhangi bir şekilde artısı eksisi getirdiğini düşünmüyorum. Şenez Erzi de 7 yıl boyunca sadece herhalde bir Fenerbahçe şampiyonluğu gördü Ahmet yanılmıyorsam. Yani o kadar sürede Doğru. kalkıp da 4 yıl 5 yıl üst üste görmedi. Birazcık Fenerbahçeli mesela Aziz Yıldırım'ı getirseniz o da dikkat eder. Ama Kesin, Fenerbahçeliliğime kesin laf abi. söylemesinler diye o da dikkat eder. Fenerbahçeliler biraz öyle davranıyor. Şimdi sen söyleyince aklıma geldi Altan abi. Mesela Şenes Erzik dediğin gibi UEFA'da inanılmaz güçlü. Ya 3 Temmuz zamanı UEFA'nın bize uyguladığı şeyi, biz Galatasaray olsak ve o pozisyonda bir Galatasaraylı orada olsa yapabilir miydi Fenerbahçe bunları? Mümkün Noşet müydü Ay yapamam? maçını hatırlıyor musun Taner? Hatırlamaz mıyım abi? Yani Ali Şen Ali o Şen, dönemde abi kalktı. Bütün bizzat ya. ağırlığını koydu ve maçın Aynen. tekrarlanmasının önüne Aynen. geçti. Aynen öyle. Şimdi Ali Şen demişken bir araya girebilir miyim? Ya bu Ali Şen niye Fenerbahçe'nin tezlerinin aleyhinde farklı konuşuyor? Fenerbahçe ligin oynanmamasını istiyor belli ki. Şimdi geçen gün Ali Şen'in demecini okudum. Diyor ki lig oynanmalı mutlaka. Kesinlikle oynanmalı diyor. Şimdi bir kulüp başkanı, Fenerbahçe'nin eski kulüp başkanı bu kadar kulüpten uzak olmamalı.
Ya bu kadar farklı hep her defasında oluyor yani. Bir defa olsa tesadüf diyeceğim de. Her defasında farklı bir görüşte. Ben anlayamıyorum bunu. Gerçekten çözemiyorum. Ne dersiniz? Ben garip geliyor bana yani. Yani Altan abi tabii çok daha iyi tanır Ali Can'ı. Biz son zamanlarına yetiştik. Ya ben olumsuz bir şeyler söyleyip saygısızlık etmek istemiyorum. Sonuçta Fenerbahçe Başkanı, iki kez Fenerbahçe Başkanlığında şampiyonluk yaşamış, efsane başkanların arasında ismi geçen bir insan. Dolayısıyla bir saygısızlık yapmak istemiyorum ama ya Ali Koç bir gün bir konuşmasında çıktı. Aslında isim vermeden eski başkanlardan bir şey talep etti. Dedi ki gelin yanımızda olun dedi. Benim şahsımın yanında değil, Fenerbahçe'nin yanında olun dedi. Ya adam onu dediği günden beri camianın önde gelenlerinin %90'ı iyice aleyhimize hareket etmeye başladı. Vallahi üzülüyorum ya. Gerçekten üzülüyorum. Yakışmıyor. Bize yakışmıyor bu şekilde davranmak. Altan abi. Ben Ali Şen'in çok artılarını da gördüm, eksilerini de gördüm. Ama şunu söyleyeyim. Kimse kalkıp da Ali Şen'i etkileyemez. Yani o kafasında bir düşünce oluşturur ve söyler. Yani kulüp şöyle düşünmüş, kulüp böyle düşünmüş. Fenerbahçe böyle düşünürse ya da böyle davranırsa daha iyi olur falan diye düşünmez. Sadece kendi kafasındaki doğruları dile getirir ve etkili bir insandır. Fenerbahçe camiası üzerinde de etkilidir ki Ali Koç'un seçilme sürecinde biliyorsun oğlu Metin Şen'le birlikte bayağı etkili oldu. Ben aynı fikirde değilim. Yani Ali Koç'un ceketini koysa seçileceğini düşünüyordum o kongrede. Yani kongreye gelmese de seçilecek. Yani ben kimsenin etkili olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki herkesin katkısı olmuştur. Ama kimsenin katkısı olmasa bile bence Ali Koç seçilecekti. Ben yani şöyle çok düşünüyorum. Farklı düşünüyorum. Ben sadece seçimi katmadım. Sadece kongrede atılan oyları söylemedim. 2-3 yıllık süreç içerisinde yanında oldu. Ali Koç'un, Metin Şen özellikle yanında oldu. Bütün 1907 toplantılarında bulundu. Yani o dönemde daha sonra da görüş ayrılığı oldu. Ayrıldı. Ali Şen oğlu bile olsa orada eleştirir. Ben bunu anlatmak istiyorum. Yani ben Ali Şen'i çok yüceltmek ya da onu ayrı bir yere koymak amacında değilim. Çok hatalarını da gördüm kendisinin. Mesela Oğuz Aykut konusundan sonra kalktı. Keşke Oğuz'a sana kaptanım diyebilseydim diye bir mektup yazmıştı. Bunu hatırlıyorum. Kendi gönderdiği bir oyuncu. Onun ifadesiyle şöyle bir sözü var. Çok iş yapan insan hata da yapar. Ali Şen zaman zaman yani yaptığı açıklamalar arasında hatalar da yapabiliyor. Ama ben katılıyorum. Taner'i Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından biridir kendisi. Evet. Ben şunu istiyorum Altan abi. Yani bu kadar ağırlığı olan, bu kadar gücü olan insanlar biraz da ortak akılın içerisinde yer alması lazım. Yani olabilir bazen düşüncesi olabilir ama bakar Fenerbahçe'nin menfaatine başka bir şey yapması gerekiyorsa, başka bir şey söylemesi gerekiyorsa o yönde hareket etmeli. Yani bir tane Fenerbahçe var, 10 tane Fenerbahçe yok ki. Evet, %100 haklısın. Ben şimdi 28 şampiyonluk konusuna da bir girmek istiyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin de burada çok ciddi tezleri var. Şimdi geçtiğimiz günlerde Ali Samiye'nin bir yazısı ortaya çıktı. İşte Türkiye şampiyonluğundan bahsediyor. Ve şimdi Galatasaray diyor ki ya bir tane şampiyonluğu var çünkü Galatasaray. Galatasaray diyor ki yok kardeşim diyor biz o zaman lig yoktu diyor. Ama Avrupa'daki örneklerine bakıyoruz. Almanya sayıyor o yılları. Ki Almanya ikiye bölündü. Doğu ve Batı Almanya olarak. Ve İngiltere sayıyor. Diğer ülkeler sayıyor. Ama Türkiye'de niyeyse sıfırlanmış. Bu Fenerbahçe'nin o dönemki yönetimi de zafiyet. Bunlar ilgili neler söyleyeceksin? Taner lafını kesmişsin. Sen de başlayayım. Şöyle söyleyeyim. Bir kere Ahmet bu olay herhalde bizim ülkemiz dışında dünyanın hiçbir yerinde tartışılmayacak kadar basit ve net bir konu. Çünkü neden? Bir şampiyonluğun resmiyet kazanması için iki ana kriter var. Birincisi yerel bir şampiyonluksa ülkenin yerel federasyonu tarafından, uluslararası bir şampiyonluksa uluslararası federasyon tarafından düzenlenmiş olması. İkincisi de bölgesel değil, ulusal ya da uluslararası olması. Şimdi bizim bu sayılmasını talep ettiğimiz şampiyonluklara bakıyorum, tamamı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından oynatılmış şampiyonalar. Kupaların, şiltlerin üzerine bakıyorum, Türkiye şampiyonu yazıyor. Demek ki her iki kriteri de yerine getiren TFF tarafından onaylı, tescilli uluslararası ulusal şampiyonluklar bunlar. Bu durumla alakalı o dönemde sadece bir şampiyonluğu olan malum camia ya saçma sapan hiçbir dayanağı olmayan komik tezlerle bir şeyler ortaya atıyor. Bunun cevabını da Fenerbahçe bizim kulübün YouTube kanalında
Çok detaylı uzun bir video var. Öğrenmek isteyen, vicdanı olan, biraz beyni olan, biraz da emeğe saygı gösteren herkes o videoyu izlediği zaman zaten buna karar verir. Bence burada tek haklı eleştiri bugüne kadar aklınız neredeydi eleştirisi olabilir. O da demin senin de söylediğin üzere bu yönetimden önceki tüm başkan ve yönetimlerin muhatap olması gereken bir konu. Çünkü ben bizzat kendim biliyorum yönetim kurulu üyemiz Sayın Metin Sipahioğlu en az 7-8 yıldır bu konuda çok ciddi emekler veriyor. Ciddi projeler geliştirdi. Sosyal medyada kendi hesabından belki binlerce tweet atmıştır bu konuyla ilgili. Bir web sitesi yaptı. Tamamen bu 28 şampiyonluğunu uluslararası kriterler ve kıyaslarla neden sayılması gerektiğine ilişkin. Dolayısıyla ve bunları yaptığı dönemde de kendi resmi bir görevi de yoktu. Tamamen bir taraftar bilinciyle yaptı bunları. Bugün başkanımızın kendi koyduğu hedeflerden bir tanesi de bu şampiyonlukların tescillenmesi. Metin Sipahioğlu da bu konuda ekibiyle birlikte resmi olarak kulübü temsilen artık çalışmalar yapıyor. Ben inanıyorum ki çalışılan şampiyonluklarımızı doğru bir politikayla, iyi bir PR çalışmasıyla alacağız. Ama benim esas burada gene üzüldüğüm bir nokta var Ahmet. Şöyle ki camiamızın gene bu tür konularda hiç anlam veremediğim bir takım tepkileri var. Mesela çok büyük ihtimalle bu videonun altına bu konuyla ilgili kendi taraftarımızdan ya bıraksınlar bu işleri de hoca transferine baksınlar, işte oyuncu transferine baksınlar gibi eleştiriler gelecek. Arkadaşlar şunu hepimiz bilincinde olalım. Yönetim kurulunda belli görev paylaşımları var. Futbolla ilgili transferler, yapılanma, bununla ilgili sorumlu olan başka yöneticilerimiz var. Onlar bu işe konsantre olurken Sayın Metin Sipahioğlu da tamamen bu 28 şampiyonluk konusunda kendi ekibiyle bir takım çalışmalar geliştiriyor. Zaten her zaman şampiyonluk için yeni bir sezon var. Her zaman transfer dönemi var. O zaman biz bu 9 şampiyonluğumuzu çöpe atalım, yesinler birileri. Biz de susalım, oturalım. Yani biz kendi hakkımızı aramadığımız sürece, biz kendi hakkımızı savunmadığımız sürece kimse hiçbir platformda bize hakkımızı vermez. O yüzden benim inancım dediğim gibi yeni yönetimimiz, yeni başkanımızın önderliğinde bu konuda hakkımız olanı, anamızın ak sütü gibi helal olan şampiyonluklarımızı saydıracağız. Dediğim gibi o dönem şampiyonluğu olmayan malum camia istediği kadar kaba etinden tez üretsin. Bunların hepsinin karşılıksız olduğu gayet net. İstedikleri programda, istedikleri yerde ben de tartışırım. Kulübün bu konudaki yetkilileri de tartışır. Haklı haksız ortaya çıkar. Altan abi. Ben 28 şampiyonluk dönemiyle ilgili alevlenmeye başladığı dönemlerde kulüpte kitabı hazırlıyordum. Fenerbahçe kulübüyle organize olarak. O dönemde de Metin Sipahioğlu'nun getirdiği bir takım projeler vardı. Hatta bunların birinde WhatsApp grubu kuruldu. Ben de o gruptaydım. Fenerbahçeliler bir yandan 3 Temmuz süreciyle ilgili sıkıntıları aşmaya çalışırken, bir yandan mali konularla uğraşırken, bir yandan sportif konularla uğraşırken, bir yandan federasyon seçimleriyle uğraşırken bunu biraz göz ardı ettiler. Bir tek Şekip Mostroğlu birazcık dikkat etmişti bazı konulara. Ama onun dışında hatırlıyorsun Ahmet, sen de o dönemlerde kulübü bayağı iyi gözlemliyordun. Şimdi iyi gözlemliyorum Altan abi. Hayır, şimdi de çok iyi gözlemliyorsun biliyorum da. O dönemde de hiç kimse sanmasın, o dönemde Ahmet kulübün içinde değildi de şimdi daha yakında. Hayır, o dönemde de bayağı iyiydin kulüpte, güçlüydün. Şekip Mostroğlu'nun gayretiyle, Metin Sipahioğlu'nun varlığıyla bir şeyler yapılmaya çalışılmıştı. Benim hazırladığım Fenerbahçe tarihi kitabında da bayağı geniş bir şekilde ayrıntılı yer verilmişti. Ondan sonraki süreç içerisinde biraz geride kaldı ama ben tekrar o günlerin geri geleceğini... Kitabı getirdim bu arada, kusura bakmayın. Şimdi bu kitabı aslında Altın abi, bunda senin imzan var mı acaba? Bakayım bir. Varsa ben bunu katıl butonuyla bize destek olan taraftarlardan bir tanesine şunu hediye edeyim ya. Müsaaden de olursa. Bende iki tane var. Estağfurullah. Hazırlanma sürecinde de biliyorsun beraberdik. Nasıl bir emekli, kaç yılda hazırlandığını da biliyorum bu kitabın. Ama içinde öyle böyle bilgiler yok arkadaşlar. Yani bu herkese nasip olacak bir kitap değil aslında.
ben bir kişiye hediye etmek istiyorum. Hani destek olan bir arkadaşımıza hem maddi hem de manevi değeri yüksek olan bir kitabı hediye edeceğim. Katıl butonuyla bizi destekleyen arkadaşlardan rica edeyim. Bu videonun altına zaten onların işaretleri farklı olduğu için ben görüyorum. İsteyenler bu videonun altına yorum yapsınlar. Ben de onlara bir tanesini kurayla seçeyim. Bu kitabı ya elden ulaştırayım İstanbul'daysa ya da kargoyla göndereyim. Kargolar biraz sıkıntılı son zamanlarda ama elimden geldiğince göndermeye çalışırım. Bu arada Ahmet bir şey diyeceğim. Yani şimdi dediğin gibi sürekli onları konuşmaktan biz de rahatsız oluyoruz ama ya başarıya giden her yol mübahtır felsefesinin nasıl oturmuş olduğuna bak. İşlerine geldiği zaman her dakika işte Metin Oktay selamı vermeyi biliyorlar. Ali Samiye'ni anmayı biliyorlar. Ama sırf bu uğurda onların oynadığı dönemi yok sayıyorlar çünkü orada şampiyonlukları yok diye. Yani gerçekten çok ilginç bir reaksiyon. Biz olsak biz Harrington kupasına bile nasıl sahip çıkıyoruz. Adamlar yani en büyük efsanemiz dediği stadına isim verdikleri Ali Samiyenleri, Metin Oktayları sırf şampiyonlukları yok diye yok sayıyorlar. İşte kendi çıkarları için her şeyi yapan bazı insanlar bazı yerlerde egemen oldular. Ben geçtiğimiz sezon Haber Global'de yorumculuk yaparken ben bunu sık sık dile getiriyordum işte bu hakem hataları. Galatasaray'ın isyanları sürekli. Ve bunları yaparken şunu söylüyordum. Ya diyordum ki Galatasaray adalet istemiyor, kollanmak istiyor. Şimdi mesele bunun üzerine kurulu. Sistemleri bunun üzerine kurulu ve gördük ki son özellikle 6 haftada Galatasaray kollanı şampiyon yapıldı. Ya bunu söylediğim için ben fanatik olmuyorum. Ben gerçekleri söylüyorum. Maç bakalım isteyenle. En objektif adamla gidelim maç bakalım. Kayseri maçından başlayalım. Maç izleyelim. Ya yazık günahtır ya diğer kulüplerin emekleri şeyleri. Böyle kolay şampiyonluklar elde ediliyor Türkiye'de. Denizli faciası yaşandı bu ülkede. Sonra yıllarca neler yaşandı. Yani bunları unutuyorlar insanlar. Ya Fenerbahçe Trabzon'da şampiyonluk yarışı verirken Fenerbahçe her maçında ölüp diriliyordu. Trabzon aynı takımı adamlar neredeyse kalesini açıyordu Trabzonspor'a. Bir Trabzon Karabük maçını açın videosunu izleyin. Ve o Karabük'te Fenerbahçe'nin ne kadar zorlandığını izleyin. Ama şirketten yargılanan Fenerbahçe oldu. Trabzon'da yargılandı. Ama Trabzon'da kimse hatırlamıyor bile yargılandı. Sonuna kadar Trabzonspor da bu mahkemede yargılandı. Avukatlarından bir tanesi evet biz şikayet yaptık diye itirafta bulundu adamı. Sonra adam FETÖ'cü oldu ortaya çıktı. Meğer FETÖ Trabzon'dan o dönem para istiyormuş. Sonradan paraların verildiği ortaya çıktı. Avukatlık ücreti görüntüsüyle. Bunlar mahkemelik oldu. Yani biz bunları söylediğimiz için kötü insan oluyoruz. Ama gerçekler bunlar maalesef. Ve Sadri Şener kendi itiraf etti bunu. Şeyde hatırla. Ağzıyla kendi mahkemede itiraf etti. Ben bunu düşüncem olarak da söylemiyorum. Şeyde hatırla Ahmet. Sadri Şener gene kendisi itiraf etti. O sezonun devre arası Selçuk İnan sezon sonu serbest kalacağı için devre arası parayla bize satmayı teklif ettiğini, Aziz Yıldırım'ın da şampiyonluk yarışında sizle çekişiyoruz, sizden oyuncu almamız etik olmaz, sezon sonu görüşürüz deyip kabul etmediğini kendisi, Sadri Şener kendi söyledi. Şimdi Altın abi, ama son sözünü ben bir şeyle programı bitireceğim. Selçuk İnan'la ilgili olayı anlatayım. Programı bitireceğim. Senden son sözünü alayım. Varsa. Ben o dönemlerle ilgili yani Galatasaray-Fenerbahçe çekişmesiyle ilgili şunu söylemek istiyorum. Galatasaray'ın büyüklüğü gerçekten önemli. Fenerbahçe Galatasaray sayesinde herhangi bir şey kazanmış değil. Galatasaray da Fenerbahçe sayesinde herhangi bir şey kazanmış değil ama birbirinin varlıklarına muhtaçlar. Galatasaray kulübü Fenerbahçe'nin sessiz duruşunu ya da bazı zorlu zamanlarını 3 Temmuz gibi kullanmaya kalktığı zaman bir tepki gördü. Bu tepkiyi de Fenerbahçe kulübü özellikle gösterdi. Herhalde Taner 12 Mayıs'la ilgili bir şeyler anlatmak istiyordu. O dönem de çok önemliydi. Fenerbahçe hassas günlerinde dost bildiği, kendisiyle birlikte bu ülkenin futbolunun kuruluşunda çok önemli roller attığı kulübü
yanında görmek ister, karşısında değil. 3 Temmuz'da yanında görmek isteyebilirdi. Çünkü 3 Temmuz'da Galatasaray'ın olmamasının sebebi iyi araştırılması lazım. Onları da o kitapta ayrıntılı bir şekilde incelemeye çalışmıştık. Peki, şimdi okumayızla ilgili program bittikten sonra belki bir 10 dakikalık bir ayrı bir video çekerim. Orada çünkü yaşadıklarımı anlatmak istiyorum. Tekrardan bir kayda da geçsin istiyorum. Şimdi programı bitiriyoruz. Bu Selçuk İnan'ın neden Fenerbahçe'ye gelmediğini anlatayım. Önemli, birinci ağızdan alınmış bilgiyle. Selçuk İnan biliyorsunuz ismini Selçuklu'dan almıştır. Babası çok fanatik bir Fenerbahçe taraftarı. Selçuklu'ya hayranlığından dolayı oğlunun ismini Selçuk koyuyor. Selçuk o sene Trabzonspor'da harikalar yarattı biliyorsunuz. Ve o senenin ortasında menajeri Batur Altıparmak Selçuk'u Fenerbahçe'ye öneriyor. Ve istedikleri rakam da 2 milyon euro artı bir imza parası istiyorlar. Fenerbahçe kulübünde önce başkanına götürüyorlar, sonra Ali Yıldırım'a, sonra Aykut Kocaman'a ve istedikleri ücret çok fazla geliyor Fenerbahçe kulübüne. Ya diyorlar ki ya, tamam konuşuruz, sezon sonu konuşuruz diyorlar. Selçuk da bunu Batur Altıparmak'ta Selçuk'a anlatıyor. Böyle böyle bir durum var diyor. Selçuk da diyor abi iyi oldu diyor. Çünkü diyor şimdi şampiyonlukta da yarışıyoruz diyor. Şimdi ya etik olmazdı diyorlar diyor. Sonrasında bir ay sonra Galatasaray Adnan Polat vasıtasıyla devreye giriyor. Diyor ki sen ne istersen istediğin parayı biz vereceğiz diyor. Ve Selçuk İnan'ı Selçuk İnan'la söz kesiyorlar. Haziran ayı geldiğinde Selçuk inanılmaz değerli biliniyor. 2 milyon euroyu kabul etmeyen o dönemin Fenerbahçe yönetimi diyor ki 3 milyon euro istersen 5 milyon euro da imza parası. Yıllık 3 milyon euro inanılmaz bir imza parası teklif ediyor. Ama Selçuk diyor ki biz söz verdik Galatasaray'a diyor. Ayın 10 Haziran'a kadar bir peşinat ödemesi gerekiyor Galatasaray'ın. Selçuk İnan bu peşinat ödenmezse Fenerbahçe'ye gidebileceğini söylüyor. 9 Haziran'da ya da 8 Haziran'da Ali Dürüst Batur Altıparmak'ı arıyor. Diyor ki biz bu parayı ödeyemeyeceğiz diyor. Biraz geç ödeyeceğiz diyor. Bizi idare edin diyor. Ali Dürüst de Batur Altıparmak'ta o zaman biz Fenerbahçe'ye gidiyoruz diyor. Bunu söyleyince 10 Haziran'da değil 9 Haziran'da Selçuk'un o 1 milyon euro peşinatını yatırıyorlar ve Selçuk İnan Galatasaraylı oluyor. Bu hikayeyi de anlatayım. Çok da dile getirilmemişti. Yani böyle orada komple teorileri var işte Selçuk İnan'a dediler ki 3 Temmuz olacak falan böyle bir şey yok tabii ki. Gerçek değil. Bunu da anlatarak noktalayayım. Herkese sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.